Geçmiş arkaya alkışlıyor. Neler yaptı? Can Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali İhsan. Neler yaptı benim Görkem? Vallahi şaşkınız. Sezonun ilk 9800. Ne güzel bize denk gelmişsin. Üzerine de 2,5 dakika arttı. İşte o daha bir güzel yani. Fakat net baktım. Yani hani hemen de yelkenleri suya indirmeye gerek yok. Sorular bugün ayakları yere basıyor, derli toplu, sıkıntı çıkartmayacak tipte demiştim başlamadan önce hatırlayacaksınız. Bu sadece Görkem Bey'in sorularıyla ilgili değildi. Şu 14'lünün içinde bir 7 harfli var. Hani Can Bey acaba bir harf alır mı? Çünkü yaygın kullanılan kelimeyi vermişim. Çok yaygın kullanılmayan karşılığını istemişiz. O yüzden orada belki biraz takılabilirsiniz ama olur yahu. Neden olmasın? Mücadele edeceğiz. Edelim. Rica ederim. Biraz da muhabbet edelim. Tabii. Sağ olun Denizli'den kalktınız geldiniz. Evet. Veteriner hekimdir Can Bey. Değil mi? Aslen de Denizlilisiniz galiba. Aslen Denizliliyim. Doğma büyüme Denizliliyim. 2006 yılında Fırat Üniversitesi'nden mezun oldum. 14 yıldır kendi mesleğimi yapıyorum. Maşallah. Denizli'nin Honaz ilçesinde kendime ait bir kliniğim var. Selam gönderiyoruz müsaade ederseniz. Ben de. Büyükbaş ve küçükbaş üzerine yoğunlaşmaktayım. İşte Görkem Bey'den geri kalanları biz toplayacağız diye düşünüyoruz. Arkamızda Honaz var. O enerjiyle başlayacağız. Yani 9800 yapılır. 2 dakika 30 saniye arttırmış olması efendim benim biraz kafamı karıştırıyor. Hızlı başlayalım. İnşallah. Olur mu? Gelsin mi ilk soru? Tabii. Buyurun geliyor. Bir meyvenin adı. Yutulması zor olduğu için deyimlere konu olmuş bir meyvedir. İşte bu meyveyi şimdi yuttun. Hadi bakalım. Çünkü hakikaten çok zor yutulur bazı çeşitleri. Yutulması zor olan bir meyve. Yutulması, böyle ısırıp yutulması zor olduğu için deyimlere konu olmuştur. Şimdi kabuklu bir meyve yedin mi? O meyveyi. Meyveyi yedik. Ayva. Ayva. 400 puan değerinde. 25 saniye harcamayalım sorularda. Evet. O pek bizim işimize yarayacak bir efendim yapı değil. Buyurun gelsin yenisi. Karnında yavrusu bulunan anne gebe. Gebe oldu. Tamam. 5 harfli. Biraz böyle zıpır bir tabir gibi ama zıpırlı biz yapmadık. Tabirin kendisi zıpır. Buyurun evet. Geliyor. Mecazen ümitsiz hasta. Yolcu. İşte budur. Yan hocam karşılığını veriyor. Beş harfidir, tek kelimedir. Yaygın bir erkek ismi olarak da kullanılır. Buyurun. Başa çıkılması güç olan. Erkek ismi. Aynı zamanda bir erkek ismi. Ay çok zor bir iş. Çok nokta nokta bir uğraş. Nokta nokta bir coğrafya. Burası gerçekten çok nokta nokta bir coğrafya. Zorlu. Zorlu. Yani değil. İsim olarak çok yaygın. Evet. Risk aldınız. Hocam biraz daha düşünün. Nokta nokta bir coğrafya. Çok güzel bir ipucu var da oraya girmeyelim. Girmeyelim oraya. Hani mesela kolay kolay baş edilemeyecek düşmanlar. Ya da kolay kırılamayacak. Değil mi? İradesi kolay kırılamayacak. Kabuğu kolay kırılamayacak. Oo, çok... Olmadı. Ne? Neymiş? Neymiş çok merak ettim. Çetin. Ceviz diyemedim ki. Evet yani. Ama bakıyor. Görkem de arkadan bakıyor. Neyse. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Bu sorular da size uygundu hocam. Mesela yani hani bazı uğraşlarınızı tahmin ediyorum. Teşekkür o doğrultuda dedim ki mesela böyle dolaylı soruları rahat cevaplayabilir Can Bey demiştim. Bir bakın. İlahi düşünceye göre insanoğlunun ham maddesi. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Toprak. Toprak. 600 puan değerinde. Gelsin yenisi bakalım. 6 harflidir. Tek kelimedir yine. Kişiye özel sır defteri. Günlük. Günlük. Bir 600 puan daha. Bunlar böyle akıp gidecekti işte. Bir tek şundan korkuyordum. Çok zor değil de hemen akla gelir mi? Enkaz sözcüğünün ki Arapça kökenlidir, Türkçe karşılığı. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Alırız artık. Rahat. Yıkıntı. Ah Can Bey.
En sevmediğim hal durum. Doğru cevabı verdiği zaman yarışmacı karşılıklı üzülmek. Yapacak bir şey yok. Ah, ah diye. Buyurun gelsin yenisi. Kramp ve sakatlıkları önlemek için egzersizden... Eklemleri hareket ettirmek. Isınmak. Önce kas ve eklemleri hareket ettirmek, ısınmak. 8 harfidir, tek kelimedir, nasıl sorulmuştur acaba? Sudaki oksijeni almaya yarayan o organ. Bizde yok bu organ. Sudaki oksijeni... Solungaç. Solungaç, yine harf almadan verilen bir cevaptır efendim. Şimdi Arapça kökenli bir kelimeyi bulup çıkartacaksınız şu kısacık soru içerisinden. Yani eski ama eskimemiş bir kelime, hali hazırda da kullanılıyor. Buyurun. Yazı taslağı. Karalama anlamında da kullanılır bazen. Müsvedde. Müsvedde. 800 puan değerinde. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Hiç harf almıyoruz yıkıntıdan beri. Buyurun gelsin yenisi. İki kelimedir hocam. Otomobillerdeki çekişi ayarlayan dişli şanzıman düzeninde genellikle manevra yaparken kullanılan konum. İki kelime. Geri vites. Geri vites. 9 harfidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Son 9 harfi cevabınızdır. Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak. Yani varmış bu. Fakat varlığı bilinmiyormuş. Ben bunu buldum. Yani ben bunun... Mucit. Mucit değil. Mucit var olmayanı ortaya koyandır hocam. Bu var olanı buluyor. Keşfetmek. Evet. 1900 puan daha. 10 harfli cevaplara ulaştınız. Halen 2 dakikanın fazlasına sahipsiniz. Yani olur derken boşa konuşmuyormuşuz. Değil Çetin mi? Bizi yaktı. Çetin bizi yaktı. Vallahi öyle. Şimdi şu 10 harfli cevaplar da dert değil. Açıkça söyleyeyim. Sanki bir ikileme. Aynı kelime 2 defa kullanılmış. İkincisinde sonuna bir ek almış. Buyurun, şöyle de sorulmuş. Tembih etmeyi iyice üstüne basarak anlamlarıyla niteleyen bir söz dizisidir. Nokta nokta tembihledim. Bir harf alabilir miyim? Aldık bir harf. Ne demiştim? İkileme gibi bir şey. Kelime 2 defa tekrar ediyor. Sıkı sıkıya. İşte budur. 10 harfidir efendim. Son sorumuzun cevabıdır. 2 kelimeden de oluşmaktadır. Buyurun bakalım. Yasanın belirttiği yaşa ulaşıp haklarını kendi kullanabilecek erginliğe ulaşmak. 18 yaşında. 18 yaşımıza geldiğimizde artık biz neyiz? Çocuk değiliz artık. Değiliz yani. Evet. Şeyiz. Erişkinliğe ulaşmak neydi? Nokta noktamızı ispat etmiş oluyoruz. Rüştünü ispat. Rüşt, çok güzel. Rüştle aynı kökten gelen bir kelime. İki kelimeden oluşuyor aradığımız cevap. Hocam var bir dakikanız ya. Yapın şovunuzu. Almayın harf. 8600 olacak. Çetinde takılmasaydı. Burası çok farklı Ali İhsan Bey. Mekmak diye bitiyor. Reşit olmak. İşte o kadar. 51 saniyede arttırdılar. Çetinde takılmış olmamıza rağmen ki kazandığımız 500 puan, kazanacağımız 500 puan, 1000 puanımızı aldı götürdü. 8600 puanla bitirdiniz efendim. 9600 olacaktı o. Üzerine de neredeyse 1 dakika arttırmış olmanız şunu gösteriyor ki keşke yan yana gelmeseydiniz. Başka bölümlere de alsaydınız. Can Bey'e kocaman alkışlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.